Мы сами очень трудно живем. Если Иза придет, как мы будем ее обеспечивать? Мама, я об этом позабочусь, не беспокойся. Niye tartışıyorsunuz ki? Çalışmama izin versen İza abla da gelebilir. Annem de bu kadar endişelenmez. Hayır. Sen çalışmayacaksın. İyi. Ama sen söylemezsen annem söyleyecek İza'ya. Geri dön, sana bakamayız diye. Bir şey mi oldu Arçın? Abimin memleketten sözlüsü... Yok bir şey İpek Hanım. Tamam peki. Arçın şimdi sizin evinize gitmemiz gerekiyor. Senin neyin hasta ettiğine dair araştırma yapmamız lazım. Nasıl yani? Görmeden bir şey söylemek zor. Belki bir boya, deterjan ya da başka bir şey seni hasta etmiş olabilir. Врач говорит, что должна проверить наш дом. Но мы вышли в спешке, в доме беспорядок. Annem ev çok dağınıktı. Ayıp olur diye üzülüyor. İnanın bunun hiçbir önemi yok. Önemli olan tek şey Arçelin sağlığı. Başım. Mobilya cilası yok. Tiner yok. Bu evde koklamaya değer hiçbir şey yok. Burada da hiçbir şey yok ya. Yalnızca birkaç hamam böceği. Birilerinin de Arçil'in çatısını tamir etmesi gerekiyor. Bir şey soracağım. Ateş ocağı neden bu zamana kadar kovmadınız? Yani neredeyse sürekli tartışıyorsunuz. Bazen ondan nefret ettiğinizi düşünüyorum. Ben Ateş'ten nefret etmiyorum. Neden? Tamam, harika bir doktor. Ama başka bir yönetici olsa onu çoktan kovardı. Dört tanesi kovdu zaten. Asıl soru, ben onu niye işe aldım? Ateş Ocağı'da siz de Hacettepe'ye gittiniz. Oradayken tanışıyor muydunuz? Ben öğrenciydim, o da asistan. O zaman bile efsaneydi. Efsane olduğu için mi tanıyordunuz onu yani öyle uzaktan? Zeynepciğim. Yani merakını hiç çaktırmıyorsun. Gerçekten sana bravo. Var senin dilin altında bir şeyler ama hadi bakalım. Ay! Yine mi hamam böceği? Daha kötü. Aman Allah'ım, yok yok bu evde. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.